çık 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 çık. Ay çok güzel bir şey. Şunu çeker misin? Rosalinda! Hello! Herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Şık 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 şık. Bu hanımefendiyle biz değişik bir şey yaptık arkadaşlar. Başlıkta gördünüz ama ben yine de heyecanımla şimdiden anlatmak istiyorum. Biz arkadaşlar bir ajanda çıkarttık. Ajanda çıkarttık derken ajanda değil bu. Ajandayı biz basmadık. Yok, arkaya atölye kurdum. Orada hep beraber basıyoruz böyle çıkıs çıkıs. Hayır, falan. Zaten ajandacı olan güzel bir yerle işbirliği yaptık. Biz düşündük böyle bir şey yapalım diye. Aferin ve sana. Size bu zamana kadar işte tişört istiyordu, şapka çıkar mı, abi rozet çıkar mı falan diyorlar. Gereksiz, bunlar boşa harcama. Onun yerine daha kullanışlı, daha böyle insanın kişisel gelişimini sağlayacak bir şey. Ya puzzle çıkacaktı. Ne alakası? Puzzle da güzel olurmuş ha. Ya da başka bir şey. O zamana kadar bulamadık. Sonra aklımıza akademik ajanda diye bir şey geldi. Adı da akademik ya. Şimdi akademik olunca hemen değerli, bilgili ve önemli hissettim ki. Bak şu an. Akademik ajandayı Türkiye'ye ilk çıkarmış olan Lekalır'la birlikte onlarla görüştük. Dedik ki böyle böyle bir ajanda çıkartabilir miyiz? Çünkü onların ajandalarını Ceyda kullanıyor. Evet, kaliteli, kalın kalın böyle. Onlar da canmış. Dediler ki yaparız tabii ki de. Çok da güzel olur. Siz de istediğiniz gibi tasarlarsınız dediler ve sonuç. 2 adet kapak tasarımıyla. Ne oluyor ya ajanda? Ajandaları. Akademik ajandaları. Şimdi ajandacılar akademik ajanda nedir, öbürü normal ajanda nasıl oluyordur hepsini kesin biliyorlar. Biz tabii bunları yeni öğrendik. Bilmeyenler anlatıyoruz o yüzden. Akademik ajanda Ağustos'tan Ağustos'a ilkokul, ortaokul, lise, üniversite bütün öğretim yılını kapsayan bu dönem içerisinde hem ders notlarını hem meetinglerini. İlkokul çocuğunun ne meetingi olacak, ne olabilir? Sabah Suudi Naz'la kantinin önünde buluşacağız. Saat 12.30 gibi çocuklarla gazoz kapağıyla futbol oynamaya gideceğim arka bahçeye diyecek hali yok. Onu da yazabilir. Ama hepsinin olduğu aynı zamanda yapılacaklar listesi. Burada pırıltırı davranışlar. Ben böyle tercih ediyorum alanları. Çeşitli şeylerin olduğu bir ajanda. Ya dersinizi çalışırken bir yandan da eğlenirsiniz diye düşündük. Ya malum ben hani her çocuk gibi okul döneminden çok sıkılmış. Okula gitmek istemeyip ondan sonra okul bittikten sonra da ulan okul ne güzel işmiş. Kebapmış okul hayatı dediğim ki öyle diyeceksiniz, buna emin olabilirsiniz. Eğitim dönemi keyifli geçsin diye hem de öğretmenler de kullanabilirler. Çok mutluyuz. Elle tutulur ne oluyor ya? Videoyu elle tutamıyorsun abi. Hissediyorsun, görsel işitsel hafıza. Ama bu dokunsal hafıza. Çünkü kabartmalı. Arkada da size notumuz var bu arada. Ha, onlar ayrı. Bak burada, burada bunun parçası duruyor. Bunu nereden bulacaksın bir daha bu parçayı? Bir yandan da Lego yapıyorum biliyorsunuz. Bugün seninle beraber ajanda doldurma sanatına bir renk katacağız. Şimdi ben normalde ajandalarımı böyle doldurmuyorum. Etiketler koyuyorum, o ayrı bir konu. Renk renk. Çekirnaz kalemleri aldım. Çekirnaz çok tatlı bir kız kardeşimiz. Bu arada Lekalır yabancı değil ha, Türk firması. Yani Lekalır'ı seçme sebebimizi söyleyeyim. Hem Türk firması oluşu hem birçok şeyin ilkini yapan olduğu için. Ama en önemlisi yanında şurada bir sertifikası var. Ama yanında da geliyor. Etiketler de geliyor. Doğa dostu, yani bu orman katledilmeden yapılıyor bu. Nasıl olduğunu merak eden varsa bir saat onu anlatmayayım. Gel internete araştır kardeşim. O yüzden herkese gönderirken sertifikaları da gönderiyorlarmış. Aynen. Lekalır'ı hani ben de öyle sanıyordum. Lokala, yani Fransız bir aileden zannediyordum. Lokala değilmiş o yani. Ya Lekalır işte. La kalır mı bize de ajanda birkaç tane? Anadolu'nun bağrından kopmuş gibi. La kalır. Güzeldi. Aslında beğendim. Şakamı mı beğendin? Ayıp ettiysem özür dilerim. Senden yaşlı marka. Şimdi. Abi ben söylüyorum ya. Ben zaten bir sürü ajandaları var. Ben de içeriye getirsem. Ben de La kalırdan daha çok ajanda vardır. Showroom açarım kendime. Asıl önce şunun fabrikasına gittik. Aa, göstermek evet. Istiyorum. İlk görme heyecanımızı sizinle paylaşmayı çok isteriz. Bir görün ya onu. Şu an Lekalır'ın fabrikasındayız. Burası komple bizim ajanda değil tabii ki de. İçeride bir sürü şey üretiliyor. İlk defa gördüm böyle bir şey. Ben de ilk defa gördüm. Çok değişik bir şey miydi? Size bir how to do it miydi? Neydi o? Belgeselden çeksek mi şöyle çıks 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 çıks. İnanılmaz bir şey. Ben şimdi biliyorum, bizim ajandız gösterdiler bana. Hangi bantta nerede olduğunu bilmiyorum. Öyle mi? Tabii. Çok heyecanlı. Ya ben niye bu kadar heyecanlı? Çok acayip detayları anlatacağız size. Çok güzel. İşin derinliklerini öğrendik yavrum. Kırtasiyeciliğin son noktasındayım şu anda. Kırtasiyeci al bayram, çek. Beni çek. Teşekkür ederim. Hadi inelim aşağı. Hadi. Ay çok heyecanlı. Ha burada burada. Ne yapıyoruz abi? Ha sen sıralamasını mı yapıyorsun? Ay çok güzel bir şey. Şunu çeker misin? Aa burada da ocak var. Orada ne yazıyor? Yılbaşınıza gelenler. Onlar sticker, sticker. Ocak ayı gidiyor ya, yılbaşınıza gelenler. Oradan hangisi olduğunu bulup yapıştırıyorsun. Telefonuma tasarım yapıyorum şu an. Kapak burada. Çok güzel. Bir tane daha kapak var. Ben de fabrikanın sahibi gibi her yeri biliyorum. Sen nereden öğrenmiş bu? Burada ne oluyor ya? Kolay gelsin. Spiral takıyorlarmış. Aa gördüm, bak.
Bak bak. Bitmişler nerede? Aa orada. Kaç tane üretilecek bilmiyorum. Bu ne? Ha arkası. En arka. Böyle mesela ajanda sıcacık. Ekmek fırından çıkmış gibiydi. Çok değişik. Buradan bir ay seçeceğiz Ceyda. Evet. Birlikte dolduracağız. Mesela ben böyle çok güzel ürünler getirdim. Sen ne vermişsin? Şöyle paper clip. Bunlar ne? Silgi. Bunlar da çok güzel durur diye düşündüm. Böyle sunum yaparken ajandamızın fotoğrafını çekmeyecek miyiz yarışmamızda? Şu mu? Ne alaka abi bu? Ceyda'cığım ben sana tekniklerimi anlatamam. Bugün kimin doğum günü? Doğum günü kutlu olsun. Üfleyin. Şöyle güzel push pinlerim de var. Yaka inesi. Gibi. Buraya bunu nasıl puşlayayım abi? 70 tane yaprak geçirmem lazım buradan. Nasıl ya bu böyle? Ha bakalım. Uy. O ne iş yarıyor puş pin? Bu ne iş pin? Pin? Puş puş. Puş puş. Muş muş puş puş. Muş muş. Kıpış kıpış. Değişik. Hı. Hı. Gel ne kıcım. Ne abi? Açtım direkt çıktı. Neymiş bu? Nisan. Bak. Şunu göstereyim. Şöyle bir şey yaptık. Ceyda'yla salak salak şeyler düşündük abi. Çok eğlendik ama bunu yaparken. Hani anime kızları gerçek değildir yazıyor burada. Doğru mu? Değildi. Yazıyor. Değildi yazıyor. Burada da bir boşluk var. Evet. Doğru oraya mu? Bir sticker gelecek demek ki. Ama hangi sticker olduğunu sadece canlar bilecek. Benim tırnağım yok. Çıkartır mısınlar? Bozmuşsun. Evet, yırtmışsın. Konnichiwa minasan. Mika-san. Hatırladınız mı bu videoyu? Peki siz ajanda böyle yapıp kullanıp süslüyor musunuz mu? Merak ettim. Herkese soruyorum bunu. Ben canlara sordum. Canı isteyen yapıştırsın. Gördünüz mü? Şöyle yapıştırıyorsunuz baştan alıp. İşte böyle bir şey anlatabiliyor muyum? Şu an yani... Bu ne ya? 0-8 yaş arası senin. Ben ilkokula giden Çinkenaz. Kim? Çinkenaz. Çinkenaz mı? Yeni nesil çocuk abi. İsmini koymuşlar. Çinke. Çinkenaz şu anda ne oluyor ya izliyor. Öğretmeni de çok seviyor. Öğretmenim canım öğretmenim diyor. Ben Çinkenaz'ım şu anda. Çünkü Naz gibi. Çünkü Naz hep böyle tercih ediyor. E ben kimim ya? Sen Ceyda ol abi. Tamam ben Ceyda olarak dolduracağım ya. Allah Allah. Şu sayfanın güzelliğine bak bak. Sadece kuru kuru yapıştırmak değil. Bir de Ceyda'nınkine bak. Ben bu sudoku'ya girişmeyeyim. Bu sudoku'yu bitirmem 5 hafta sürer. O yüzden look at this. Bu arada yanında böyle bir tane de fazladan sticker hediyesi var. Yani ben bile güzel yapabiliyorum yani. İnsanlar neler yapacaklar kim bilir. Çirkenaz meğersem fabrikatör çocuğu olduğu için özel uçağı varmış ve 14'ünde babasıyla birlikte Miami'ye uçacakmış. Miami uçuşum yine mi? Çünkü zengin çocuk. Ben bu böyle ben beceremedim. Bu ne Ceyda? Benim Çirkenaz bile daha güzel yapıyor. 1 Nisan Dünya Şaka Günü ya, kankana dandik şaka yapıyordu. Kankasına dandik şaka yapanlar yorumlarda buluşuyor. Ben Ceyda olarak yapıyorum. Çirkenaz'ın sistemi daha kolay. Bayram kombinim. Ya Fırat sen çok iyi hazırlıyorsun. Çirkenaz iyi hazırlanıyor. Ben videonun olduğu yerlere bunları koydum. Bakın video yayınlanacak diye. Ne oluyor ya video yazdım. Zildirim koydum. En az 3 haftalık koydum. Çünkü 3. haftada belki de o sırada can alıyorsun. Salıları çıkmıyor mu video? Çıkıyor ama ben cumaları tercih ettim. O kadar canım deyip abi yeni video ne zaman yazıyorsunuz ya beni benden alıyorsunuz. Beni benden alıyorsunuz. Ya. Hafta sonu mangala gidelim. Mangal olmaz abi barbekü. Doğru. Çirkenaz mangal mı yapar? Mesela şurası boştu. Ben şimdi buraya bir tasarım yapıyorum. Çirkenaz biraz can çıkmış. Videoları da günü gününe izlemiyor farkındaysan. O gün mangala gitti. Gerçi onun orada interneti vardır. Benimki bitmek üzere. Nasıl ya? Ama Çirkenaz'ın bir haftası zaten programlı. Sen bayağı günlerini mi programladın? Tatillerini falan mı yazdın? Tabii. Bak şimdi. Ben böyle bir bölüm yaptım teşekkürler diye. Bu ayın sonunda kendime teşekkürlü hissettiğim şeyleri yazacağım. Mesela güzel bir başarı elde ettim. Bunun için teşekkür ettim kendime ve hayata. Aha. Ne alaka? Hayata teşekkür edebilirim. Aa, metalik. Bu ne güzel bir şey. Ha, onları da alayım ben. Ben ajanda yapamıyorum. Fark ettim onu. 3 Nisan itibariyle sınav haftası ilan ediyorum ama değil galiba. Eylül'de mi sınavlar başlıyor? Üniversiteli arkadaşlarım bana yazabilir misiniz?
Bir akademik yılın Nisan ayında neler yaşanıyor? Tam olarak bunu merak ediyorum şu anda. Şubat tatili varsa diyelim ki bir hafta. Şubat, Mart, Nisan sınav haftası kesin. imza.com. Mükemmel oluyor. Kızlarla kahve, keyif. Çünkü ilkokula gitmiyor mu abi? İlkokulda da içiyorum. Kızım bu kız milyarder kızı bu. Çok parası var. Kafeinsiz içiyor. Cool Lime içsin bari. Ben büyük biri olduğum için yapması çok zor. Çirkenaz'ın hayatı çok renkli. Çirkenaz'ın parası var abi, bitmiyor ki. Hayatta beklentisi çok Çirkenaz'ın. Çirke mi, Çinkenaz mı? Çirke, Çinke. Arkadaşlar ona bazen Çirke, bazen Çinke der. Kendine yatırım yap. Ne oldu kız? Çirke Çinke işte ya. Annesi Çirke diyor. Arkadaşları Çinke diyor belki. Karnım ağrı gibi, çok kötü bir şey oldu. Gülümle yaşandı. Ah karnım. Karnım ağrı gibi. Çirkenizin hayatı muhteşem. Bir Çirkenaz. Ya sen ne yapıyorsun ya? Şu suyu nereden mi Çirkenaz? Ben. Ne yapıyorsun? Ben Çirkenaz'ın programını merak ettim. Çirkenaz'ın programını anlatacağım. Çok güzel program bir kere. Ben Çirkenaz'ın ablası olsaydım keşke. Çirkenaz'la mutsuz bir hafta sonu diye. Mecbur Çirkenaz'la beraberiz. Kıyafetlerimi çalmış. Ama bu günlük olur o zaman. Ay, gözümden yaşlar geldi. Gözümdeki yaşları görebiliyor musun? Sınav haftasında şöyle bir şey yaptım, bir şekil ama neden yaptım ve hiçbir anlamı yok. Çünkü yani yorgunluktan sınav haftasında yapacak hiçbir şeyimiz kalmamış. Sınav haftası. Ben şeyim, çok güzel yazıyorum ama. Çirkenaz'ın yazma konumunda değil. Çünkü onun için yazacak bir yardımcısı var. Ne oluyor yani, videosu olduğu güne sınavım denk geldi şu an. Ne yapacağım? Akşam videoyu izledim, sınav stresim bitti. Nasıl? Şu ne abi? O Sude. Sude kim? Sude kim ya? Sude aldı bana. En yakın arkadaşım. Sude'den hediye. Çirken al, bir kere telefonla konuşsun. Arar şimdi arkadaşını, bir dakika. Çirkenaz Hanım, Sude Hanım arıyor sizi. Efendim Rosalyn. Alayım. Sude Hanım arıyor. Sakıta. Naki. Ne yapıyorsun Sude? Alo. Sude. Alo. Ne yapıyorsun? İyi Çirke. Öyle aradım ne yaptın diye. Ajandayı dolduruyorum Nisan. Çok yoğunum ya. Babamlar inanılmaz program yapmışlar. Miami uçacakmışız gene. Oradan da Katar Umba'ya. Katar Umba'ya mı? Öyle bir yer mi var? Aşkım, sizinkilerin durumu hala çok mu kötü? Babana en son Lamborghini'yi satmıştı. Olmadı mı? Toparlayamadılar mı? Ben otoristlerle pek ilgilenmiyorum Türkiye. Ekonomi önemli bir şey. Bu bizim sınıfta bir kız var ya. Kim? Şu Ceydik burslu gelen gıcık kız. Onu koydum da ajandama ekledim. Sakın bu kadın olma diye. Neden? Yani o kızı seviyorum. Çünkü bana olmamam gereken şey gösteriyor. Ben. Bir şey demeyeceksen kapatıyorum. İşim var. Bize gelsen akşam. Gelemem canım. Şu anda ajandamı doldurmam lazım. Sizin ev çok küçük çünkü. 65 metrekare odam var yani. Kusura bakma, bana geliyorlar. Ben yapamam. Tamam çirkef naz. Ben bizim o küçük tuvalete bile girmiyorum yani, 120 metrekare olana. Düşün, annem diyor ki oraya yapabilirsin. Anne diyorum, ben kaka mı yapıyorum? Ben hiçbir zaman kaka yapmadım. Çocukken bebekken yapmışım en son. Tamam. Kapatıyorum. Öpüyorum. Abine selam söyle. Rosalinda! Al bunu. Rosalind değil miydi benim adım? Başka bir eminiz var mı Çirke Hanım? Yok canım, sağ ol. İsterseniz size Cool Lime Mine Fine Nine getireyim. Yurt dışından babanızı getirmişti. Okay, fine. Arkadaşlar ben yani ajanda konusunda ben böyle tercih etmiyorum ajandayı. Abi ben böyle tercih ediyorum bölümüne. Benim ben ajanda. Sürpriz olmasın diye buradan çok kullanmıyor bizimkilerden. Aç da izleyelim var. Aç da izleyelim bölümüne. O ay mesela duyduğunuz filmleri zart zurt yapıştır. Ben mesela bu ay izleyeceklerim. Hepsini izlemişim. Ugly Beauty. Ugly Beauty değil. Ugly Betty. Benim neredeyse tamam. Birazdan profesyonel de gelecek ama bu arada en uzun haftalık like atıyor, Instagram'dan takip ediyor. Zili bildirimi zaten açmıştır. Bunlar candır. Canlar düzenli gelir izler. Abonedir zaten. Problem yok.
Problem cancıktır. Cancık. Takip ediyor, takılıyor, eğleniyor. Sağda solda izliyorum diyor. Ama bir abone olmuyor. Çirken az cancıktır. Canlar ajandalarını dolduruyorlar. Eksiksiz gün be gün. Her şeyle mükemmel pırıl pırıl bir ajandayken cancıklar bir alıyorsun eve geliyorsun. İki gün eksik. Hem de en önemli gün. Doğum günün eksik çıkmış orada. Silik çıkmış. Kötü basım ajandadır cancık. Teşekkür ederim. Yeni gelen izleyiciler hepiniz hoş geldiniz. Biz kanal olarak Ne Oluyor Ya olarak bir ajandamız çıkıyor. Onun heyecanının videosunu çekiyoruz. İlk defa izliyorsanız ondan bir açıklama yapayım dedim. Gideceğim yerler. Urfa, Adana, Antep. Urfa'dan Antep yazdım çünkü Ne Oluyor Ya izlediğimde sürekli karnım acıkıyor. Aşkım iyi ki doğdun. Evet. Ama Çirkenaz açılmıyor çünkü çok zengin. Ne alaka, zenginler açılamaz mı? Çirkenaz öyle bir zengin. Ona başkasının hani gelip söylemesi lazım. Ben de pikniğe gideyim bari pazar. Yapacak hiçbir şey yok Çirkenaz'ın hayatı görünce. Benim hazır. Anlatabilirim hayatımı istersen eğer. Çirkenaz'ın gördüğün üzere Fırat Albayram'a aşık. Onun fanı. Çok seviyor Çirkenaz. Kaçak yeniler izlemiş. Burada bir renkler görüyoruz. Bu evet. Renklerin ne anlama geldiğini buradan görüyoruz. Oyun zamanı Çirkenaz'ın. Kendine yatırım yaptığı dönemler. Trust Yourself kitapları. Kızlarla kahve keyif günleri de bunlar. Tamam mı? Önceden planlanmış. Aa, güzel yapmışsın. Tamam. Çirkenaz'ın Nisan ayındaki hedefi çok su içmek. Su içmeyi unutmamak. O yüzden You Need Water'ı en tepeye başlık olarak attı Çirkenaz. Umarım hedeflerine ulaşabilirsin Çirkenaz. Ana hedefimiz bu. Çirkenaz'ın tarzını yansıtmayı zaten önemsiyor Çirkenaz. Asla bu kız olma diye bu sınıftaki cancık kızın fotoğrafını koymuş. Ve hatırlaması gerekiyor onun gibi olmaması gerektiğini. 12'sinde içtiği içeceği çok sevdi. Starbucks'ta tekrar söylemek için not almış. Cool Shop Mango Press. Rezil olmamak adına, ne içmiştim ben dememek adına. Çünkü her şeyin notunu tutar. 18'inde mangal günü var, ona gidecek. 25'inde, 26'sında aşkının doğum günü var, o partiye katılacak. Birinde Yunus'u gezdirmesi gerekiyor. Yunus, köpeğin adı Yunus. 14'ünde Miami uçuşumuz var. 21, 22, 23'te zaten bayram kombinini hazırlaması gerektiğini hatırlatmış kendisine. Geçen seneki kombininin fotoğrafını koymuş. Benim kullanmış bakıyorum. Hayır, o kendisi o. Pardon. Yani 5 dakikada yaptım yani aylık planımı. 10 numara oldu. Hayali bile olsa Çirkenaz'ın hayatına hepimiz değinmiş olduk. Bu da tadı tuzu biberi. Seninkine bakalım. Ben de Urfa, Adana ve Antep'e gideceğim not aldım. Videoları da izlemiştim. Açta izleyelim'e de dizilerimi koydum. Onları izledim. Sınav haftam var. Şınav haftası gibi. Hem spor hem sınav. Videoların çıkacağı günleri de ben tam bir canım bu arada şu an farkındayım. Ve zildirimi de açmışım. Bugün videoların geldiği günler. Bir tanesi sınav haftamın sonuna geldiği için çok hoşuma gidiyor o gün videoyla, rahatlama günü. Burada da en az 3 haftalıklar için bir küçük hatırlatma yaptım. Buraya da kendime bir teşekkür köşesi dizayn ettim. Şaka gününe de kankana dandik şaka yap yazdım. Ceyda'yı çok izlediğim için böyle düşündüm. Bence Çirkenaz'ın hayatı hepimizin imreneceği bir hayat. Ben Çirkenaz'la şu an arkadaş olmak istiyorum. Değil mi? Çirkenaz mükemmel yaşıyor. Ya size Legolarımı göstereyim. Gelin gelin. Birkaç günde o kadar çok yaptım ki. Öncelikle Friends evim. Rachel. Gergin. Rachel. Gördüğünüz gibi. Phoebe'miz orada müziğini yapıyor. Monica. Ay çok güzel. Chandler'ların eviyle Monica ile Rachel'ın evi de var. İkisini de yapacağım. Ay çok heyecanlanıyorum çünkü ben yeni düştüm bu çukura arkadaşlar. Biz gidip oyuncak Lego koleksiyonları çekince en son. O video geldi mi şu an? Koleksiyonları görünce benim artık beynim yandı, o yüzden ben de başladım bu işe. Söylemiyorum. Bakayım anlayacağınız mı ne olduğunu. Siz yazın yorumlara. Gel gel şurayı da göstereyim. Dur bir dakika. Bu da derslik. Açılıyor ama o. Evet. Allah kahretmesin. Harry ve hocası, profesör. Bak. Susam sokağını yapıyorum bir yandan. Bak bunları hatırlayan vardı. Bak evde tek başına. Niye tek başına değil, bir sürü kişi gösteriyor. Bunlar hırsızlar. Şöyle üstünü çıkarayım. Şöyle yapayım. Daha rahat çekersin. Bakın bir sürü ikonik sahneyi işlemişler. Mesela burada Michael Jordan adamlara ev doluymuş gibi göstermek için çocuk böyle maketler yapıyordu. Camdan bakıyorlardı. İnsan geçiyor zannıyorlardı. Onları falan yapmışlar. Çok güzel. Benimkisi daha zor tabii. Her şey seninkisi daha zor aşkım. Tamam. En sensin. Bu arada biz bunu yaptık ama aslında yapılmış hali gelsin. Yani profesyonelce oturup uğraşılınca böyle tutuluyor ajanda. Çok hoşumuza gitti bizim. Biz çok tasarımlarınızı beğendim. Bekliyoruz efendim. Sizin favoriniz hangisi bu arada? Merak ederim ben şimdi. Bu mu bu mu? Senin favorin var mı? Benim Fransa'dan aldığım var bir tane. Onu daha güzeldi ama. Bu da hoş.
Bunları paketlemek için paketleme merkezine gideceğiz. Paketlerken içine de notlar koyacağız sizin için. Ama önce Utku hiç görmedi. Utku'nun evine gidiyoruz şimdi. Utku'ya sürpriz yapıp basıyoruz. Evde kek tatlı bir şey var mı acaba? Asadı kötüdür. Kesin bisküvit falan yapmıştır. Biskoti. Bisküvi yapmaz o. Klemble bleyli. Şey gibi böyle. Ajandalarımı almışım, eve dönüyorum. Dersten çıkmışım. Hadi oğlum hadi. Çok yavaş bir çocuk. Beni öldürecek ya. Ne yapayım? Ablayı mı ezeyim? Aa, ablana ezme. Sen niye göz kısın abi evde? Çünkü çıkıyordun. Çıkamazsın şu an. Öyle işimiz şey var seninle. Ben onu düşeceğini düşünmemiştim. Ajandalar! Bak. Ana çıkmış. Tabii. Bak kabartmalı. Gittiniz mi? Tabii onların hepsini yaptık. Hepsini çektik. Ne zaman çektiniz be? Sen de varsın. En güzel haline. Ya çok iyi. Çok güzel oldu. Ben bir bakabilir miyim ya? Al bak. Sonra Fırat'ın doldurduğuna bak. Bunlar şeyler, aylar. Oyunlar bunlar. Çok güzel olmuş be. Çok güzel, çok. Doldurduğu yer nerede? Fırat'ın doldurduğunu şurada görmek istersen. Doktor yazısı var biliyorsunuz değil mi Fırat'ın? Çirkenaz başka, ben başka. Çirkenaz özel bir insan. Oyun zamanı bu renk. Kendine yatırım yaptığı renk bu. Buna bak, bunu renklere göre bölmüş. Çirkenaz çok zengin. En büyük aşkı Fırat Albayrak. Tamam, bunlar benim mi şimdi? Bu Çirkenaz'ınki. Tamam, ver onu bana. Çirkenaz ne ya? Abi geberdim, gülme krizine girdim. Çok güleceksin. Yunus ama bu kadar dağınık olma. Ya bu ne? Bu ne? Utku'nun en güzel, en temiz hali. Bu muydu benim en temiz hali? En temiz hali mi? Biz gidiyoruz kargo yapmaya bunları. Evet. Madem sen spora gidiyorsun, seninle uğraşacak halimiz yok. Notlar bırakacağız içine. Bu videoyu vereceğiz sana. Sen kurgulayacaksın. Siz gelecekten izliyorsunuz şu anda. Daha sen görmedin bile görüntüleri. Bu YouTube çok acayip bir şey yani. Şu adam geleceği kurguluyor. Ve gelecekte şu an çektiği kendi sahnesini yaşıyor. İnanılmaz bir şey. Abi bu çok garip bir olay değil. Evet. İkinizin de bu kadar şaşırması. Bak altıracağımı biliyordun ve tuttun, gördün mü? Çünkü sen geleceği görebiliyorsun. Bana geleceğe dönüş şey alır mısın bir şeyi? Hayır. Şunları çekmeyi unuttun ha. Bak unutacaktı. Görüyorsun değil mi? Böyle işliyor işte bu işler bunda. Unutacaktı. Söyledim. Tabii biliyorum diyor. Hiç suratından biliyorum. Ben Yunus'u bundan sonra koruyorum. Ne konuda koruyacaksın? Her konuda koruyacağım. Neden ama? Neden? Çünkü Haykal abinin videosunda yukarı çıktı. Ve sen çıkamadın. Evet abi. Yarıda döndün sen ya. Doğru. Sana helal olsun. Ben bunun kadar para kazansam ben de çıkarım. O gün orada Hayko abiden de aldı biraz. Tabii. Abi dedi. Bahşiş mi alıyorsun çekimlerden? Hayko abi de çıkamıyormuş. Dedi ki çık dedi şunun üstüne bir bak dedi. Onları bana bir çek dedi. Bir şey var mı? Abi dedi çıkarım dedi. Çıkarcı bir hareket bu arada. Hadi gidin ya. İşim gücüm var. Spora gideceğim. Şunu çekmemiz lazım. Şunu şurada çekelim gel. Geliyor evimde şaka yapıyor gidiyor. Şey var mı? Tatlı falan yaptın mı? 7-24 tatlı yapıyorum zannederler. Soğuk kahven vardır ama dur bakayım. Soğuk kahve de yok. Ya nasıl yok? Hiçbir şey yok. Bomboş. 2 kilo verdiniz. Ama sıcaktan mı yoksa az mı yemekten onu tam şey yapamadım. Ben de hiç yemeyerek kilo aldım. Nasıl olur ben çabuk. Bütün yemek videolarına geri dönerim de dönmeyeceğim. Ama yemek videosu dışında hiç yemeyerek. Çeksene brocum onu. Unutacağız bak. Sizi veda edin. Görüşürüz. Veda mı edin? Raflarda da yerini aldığına göre şimdi paket zamanı. Paket yapacağız. Size notlar koyacağım. Bazı şanslı canlara belki notlar çıkar. Hepsine yazamayız. Çünkü insanın el yazmasının da bir sınırı var diye düşünüyorum. Zaten gördüğünüz pek yazamadığımızı. Yazabildiğim kadar yazacağım. Okuyamayan Instagram'a atsın, biz onu çeviririz artık yani. Hadi devam edelim. Şöyle Çinliler gibi yapıyorlar ya böyle saatte 5000 kilometre hızla paketleme. Öyle yapabilir miyiz? Bu ne? Silgi mi bu? Aa çok güzelmiş. Bunu al bunu cebine at bunu. Çok güzelmiş. İyi. Ana. Oha. Bir dakika dur ya bunlar niye yok bizde? Kestik. Bu güzelmiş. Geldi. Çıkalım abi. Çıkalım. İkinci kata mı? Kendimiz bulacağız. Biz giriyoruz mu direkt? Ben biliyorum yeri ya. Şuradan kayacağız şu tarafa döneceğiz. Tam çekme şimdi bir toplantı var galiba. Bayağı girdik şehir odası. Galiba başka bir departmanın patronunun toplantısına daldım ve çok kötü baktı bana. Ben sana söyleyeyim. Belki de şu an buradan duyuyorlar Fırat. Kovulmayalım şimdi. Benim paketlemem lazım bazı şeyleri. İnşallah bizi buradan paketlemezler. Merhaba. Paketlemeye yardıma geldik. Ha, paketleme yapacağız. Bunlar ekstra içine hediye koyacağımız stickerlar. Yani başka şeyler de kullanmak isterseniz diye böyle bir sticker da var. Şuraya bir kahretsin falan koyuyorsun ya günümüze uygun. Yeter artık falan, yeter bilmem ne. Sonuçta bunu bir ergen arkadaşım da kullanıyor olabilir ve bir şeylere sitem etmek istiyor olabilir. Şahsen ben olsam uzak dur falan yazardım neyse. Bıktık, yetto falan gibi şeyler ekleyemiyor muyuz hocam? Bunun içine koyacağız galiba. Kutu. Bunlar da kutularımız. Nasıl yapacağız değil mi? Dur, ilk kim yaparsa o kazansın.
bir dakika. Önce mantığı anlamak lazım. Yanlışlık evet nerede? Evet abi zaten önce bu burası. Önce bakarsın. Şöyle. Bu da burası tamam mı? Şöyle. Böyle. Bunun başı açıkta kalır. Kanka bunlar eksik yanlış olmuş. Bunun bu tarafı yok çünkü. Önce şöyle yaptın. Koydun. Şöyle yaptın. Bu gerçekten zor bir şeymiş ya. Oldu mu hocam? Hayır. Tamam. Ama çok farklı bir düşünce tarzına geçtik. Sertifika bahsetmiştik ya bu. Doğa canlısı. Doğa bunu canlısı. Da koydum can doğa içine. Bu hediye sticker. Şuraya koyuyorum. Bir dakika benim notum var. İlk şeye koyacağım. Abi kapanmıyor bu. O kadar olmadı yani. Böyle böyle. Sonra bunu... Bu nasıl bir şey ya? Mahvettin. Ya bil ki bunu ben yaptım bak tamam mı? Sana geldiği zaman... Şu hareketi görürsen bunu ben yaptım. Benim elimden olmuş olduğunu ben düşünüyorum. Not yazıyorum. Notumu yazdım. Bu benim ilk notum hello. Bu kime gidecek acaba? Böyle basıp çekeceğim değil mi? Bas çek. Şuradan benimkine girelim. Tamam iki tane alan ha. Tamam. Bakın malzeme ziyan etmemek de işte bu. Makas varsa. Öyle olmaz keseceğiz. Oh. Neden yaptın böyle bir şey kendine? Acıdı. Bu ya. Özenli paketleme için bizlere çok teşekkür ederim. Hocam işte herkes işini yapacak yani. Ustam böyle bakıyor demin. Ustam 30 yıldır burada çalışıyormuş. İlk defa böyle 106 IQ'lu çalışanlar gördü. Bu iki tanesi bizim hatıramız olsun diye böyle yaptık. Yoksa tabii ki de sizin paketleriniz böyle gelmeyecek. Bundan koydun mu içine Ceyda? Bende her şey var ama sende var mı bilemem. İkinciye koymadım abi. Sticker seti de koymadım abi. Evet onları tekrar revize edelim. Mesela o da özel bir şey. Benimki stickersız. Koleksiyon seti dersin. Çok güzel şeyler yazıyorum. Elim alıştı yani. Patron bile orada videoya çekiyor. Mükemmel yaptığım için. Şu ne oluyor ya şeyi tamam mı? Ustam bir yapsana sen ne kadar hızlı yapıyorsun çok merak ettim gerçekten ya. Doğum günün kutlu olsun ne yazıyorsun? Adamın doğum günü değilse. Ya aldın doğum gününde bu çıkarsa ne olacak? Ya çok mantıklı düşünmedin mi? Pırıltılı bir fikirdi. Notu yazana kadar sen paketledin abi. O pıt dedin ya o pıt nasıl yaptın bilmiyorum. Birkaç tane doğum günü yapayım dur. Ben de yazayım. Sana çıktı yavrum sana çıktı. Bir gün birisi bunun kapağını beğenip ne oluyor ya bilmeden alırsa içinden de sana çıktı yavrum sana diye bir şey çıkarsa sıkıntı olabilir. Olmayabilir. O yüzden bunu koymuyorum. Çünkü anlamayabilir şimdi. Benle kalırdan ajanda aldım içinde bana yavrum demişler birisi falan. Gibi bir şey olmasın. Bir dakika. Bir notlarına bakayım çünkü ama Ceyda saçma bir şey yazmış olabilirsin. Yazmadım. Doğum günün kutlu olsun. Ya notlarımı okuma. Çok tamam. Özel. Mesela bunu görürse birisi yani mesela bir akademisyen almış. Yavrum bana oradan iki ajanda al gel dedi öğrencisine. Aldı geldi çocuk da. Bilmiyor. Açtı bu çıktı. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Şık şık şık. Eğlenceli bir an yaşayacak o saniyede. Bu ne? Bunu görürse ne yapacak bir öğretmen? Türkçeyi mahvetmişsin deyip beni atacak. Ne yapıyorsunuz yazmış ya. Ben kendi mimlerimi yazıyorum. Sonuçta ben ne yapıyorsunuz diye kullanmıyorum herhalde. Ne evet yapıyorsun? Abi kapağına nasılsın? Bak. İçinde sonuçta benim abuk sabuk fotoğraflarım var bu ajandanın. Yani önce onlara bozulsun bir şey diyemeyeceğim. Biz yazmaya devam edelim o zaman. Bayağı bir yazacağız arkadaşlar. Çıkanlar ne olur bize Instagram'dan atsınlar. Kime çıktığını görmüş olalım en azından. Aa evet çok merak ederim. Kendinize iyi bakın. Güzel bir akademik yıl olmasını diliyorum. Eğlenceyle geçsin. Akademik yıl yavrum akademik yıl. Okula gidin derslerinize çalışın. Başarılı olmak için çok kafanıza her şeyi takmayın. Ne? Sadece birazcık emek verin yeter. İstekli olun. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Oh, mikrofonla vurdum bir de.